Ortalık karışık Ağustos ayı tahmin ettiğim gibi düşüşle açıldı. Cuma günü iyi bir toparlanma geliyordu aslında. Sonradan özellikle Apple'ın bilançosunun kötü olması bütün hisseleri aşağı doğru sürükledi. Dün hafif bir yükselişteydik. Bugün de şimdi görebildiğim kadarıyla erken pazarda düşüşle gireceğiz gibi gözüküyor. Bütün bunlar tabii perşembe günü gelecek enflasyon verisiyle ilgili. Herkes yine oraya kilitlenmiş durumda. Yine bir sürü endişe pompalandı pazara. Bunun sonucunda da böyle bir oynuyoruz. Yoksa aslında birbirinin ardına ardına iyi haberler geliyor. Bugün iyi haberleri, kötü haberleri de size anlatacağım. Enflasyonla ilgili genel beklentimden bahsedeceğim yönden ama daha sonra daha detaylı bir hesaplama videosu yapacağım biliyorsunuz adettendir. Ve aynı zamanda şirket bilançolarında neler geliyor, orada durum nasıl, şirket yöneticileri geleceğe doğru nasıl bakıyorlar, Amerikan devlet kağıtlarında ne oluyor, bir orada da biliyorsunuz büyük korku hakim, neler gerçekleşiyor ve benim Ağustos bundan sonrası ve Eylül ayı için Beklentilerim ne yönde S&P ve Nasdaq borsaları için bundan bahsedeceğim. Tabii ki anlatacaklarım bir yatırım tavsiyesi değil. Hazırsanız başlıyoruz. Önce geçenlerde Twitter'da denk geldiğim, bayıldığım bir görselle konuya girmek istiyorum. Burada kırmızı çizgi S&P 500 endeksinin hareketi. Görüyorsunuz yıllardır yukarı doğru gidiyor. O sırada her şey olmuş dünyada. Dünya savaşları çıkmış, insanoğlu aya gitmiş, Rusya-Ukrayna savaşı çıkmış, Berlin duvarı yıkılmış, Falkland savaşı çıkmış, 9-11 Eylül olaylarında Amerika'da ikiz kulelere saldırı gerçekleşmiş, İngiltere Avrupa toplumuna çıkmış ne bileyim ben yani olaylar hiç bitmemiş ama aslında S&P 500 hep yukarı doğru gidiyor. Yapısı böyle, doğası böyle çünkü S&P 500'de çok iyi Amerikan şirketleri var. Bu Amerikan şirketleri ne olursa olsun kendilerine yeni bir yol buluyorlar. Biraz sonra S&P 500 şirketlerinin son dönemdeki getirilene ve gelecek beklentine bakacağız. Hakikaten bu kadar yine kötü şeyin olduğu bir dünyada yine oldukça iyi performansları var. Bunu da bir göstermek istedim. O yüzden genelde yatırımda olmak, yatırımda olmamaktan daha iyidir. Elbette şöyle sert düşüşlerde orada olmak mutlu değil. Ama o zaman da birazcık zararla çıkarsınız. Genelde çünkü yukarı gidiyor Amerikan borsası. Çünkü orada çok iyi şirketler var. Diyelim ve yeni endişelere gelelim. Endişelerden iyi ki tabii bu hafta gelecek enflasyon verisine ilgili bu endişeyle tetikleyecek çok bilgi var. Özellikle de bu bilgilerin arkasındaki gerçekleri anlamazsanız da korkmak için çok sebep bulunuyor. Bir tanesi mesela Federal Reserve Bank of Cleveland yani Cleveland Fed'in verdiği bir rapor. O diyor ki bu ay çekirdek enflasyonda ve CPI'de %0.4'lük yükselişler olacak. Hatırlayın baz etkisi ortadan kalkmış durumda. Bu durumda CPI yani TÜFE'nin %3.0'dan %3.4'e zıplayacağını iddia ediyor Federal Reserve Bank of Cleveland. Sorun şu ki geçen ayda da aynı iddiada bulundu. Oysa enflasyon 0.2 olarak gerçekleşti. Bir kurumun enflasyonla ilgili bir tahmin yürütüyor olması o tahminin illa doğru olacağı anlamına gelmiyor. Bunun arkasında teknik hatalar da olabilir, bakılan veri setlerinin farklı olması olabilir veya da doğrudan doğruya politik veya bürokratik nedenler olabilir. O yüzden evet dikkate alınması gereken bir veri ama doğru mu emin olmak zor. İkinci bir konu tabii petrol fiyatları. Bunlarla ilgili epey çok şu anda ezberciler söyleniyorlar. Petrol fiyatları yukarı gidiyor. Bu Amerikan enflasyonu çok kötü yansıyacaktır. Nitekim baktığımızda hakikaten Amerika Birleşik Devletleri'nde pompa bazında fiyatların her türlü yakıtta ciddi şekilde arttığını görebiliyoruz. Mesela bir ay önce 3.58 dolar olan regular yani normal benzin fiyatı bugün 3.82'ye çıkmış. Sorun şu ki bir önceki yıl 4.059 yani hala bayağı altındayız yıldan yıla karşılaştırmalarla. Ama daha önemli olan acaba petrol fiyatları enflasyon endeksine nasıl yansıyacak? Çünkü oradaki hesaplama biraz farklı işliyor. Bu da ilgili de gittim, üşenmedim, araştırdım, ettim, buldum. Sonunda Seeking Alpha'da Voice of Sanity Sometimes isimli bir hesaba denk geldim. Ve bu arkadaş ABD'de enflasyon nasıl hesaplandığına çok hakim. Anlaşılan o ki ABD'de enflasyon hesaplanırken ayın son gündeki gidip petrol fiyatına bakılıp o bir önceki ayla kıyaslanmıyormuş. Ayın her haftasında özellikle ilk üç haftama yoğun olarak petrol fiyatları, pompa fiyatları alınıyor ve bunların bir ortalaması son hafta yapılıyormuş. Yani işin ilginci son hafta aslında arttı petrol fiyatları Amerika'da. O büyük ihtimal hesaplamaya girmeyecek bile. Bundan dolayı diyor ki bu arkadaş petrolün etkisi az olacaktır enflasyona aynı kanaat deyip Artı zaten benzinin toplam enflasyon içerisindeki çarpan oranı mesela kiranın veya ikinci el araçların çok çok altında. Elbette ulaşım hizmetleri gibi farklı yerlere etkileri olacaktır ama onunla ilgili de diyor ki oraları daha da genç yansır. Çünkü mesela çoğu havayolu şirketinin zaten uzun vadeli petrol fiyat anlaşmaları vardır. Bu fiyat artışı gelip oradan aniden etki yapmaz. Yani böyle baktığımızda Temmuz ayında benzin fiyatlarının pek etkisini görmeyeceğiz gibi gözüküyor. Daha detaylı bir hesaplama tablosu yarın hazırlayacağım ve orada bunun etkisini sizlere göstereceğim. İkinci bir konu kullanılmış araç fiyatları. Hatırlayın enflasyonu yüksek tutan temel unsurlardan bir tanesi Orada Mannheim raporu geldi ve ciddi bir düşüş gösteriyor Temmuz ayında. %11'e yakın bir düşüş gösteriyor. Bu da yine son derece ümit verici. Hatta o kadar düşüşler var ki mesela Amerika'da bir eyalette Tesla ikinci el araçlarda da 4000 dolarlık Amerikan devleti teşvikler getirmeye başladı. Yani burada aslında enflasyonist değil deflasyonist bir ortam var gibi. Kaldı ki şu grafiğe baktığımızda görüyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri'nde otomobil fiyatları ortalamalarından çok sapmış durumdalar. Eğer bu ortalamaya geri dönerlerse ki eninde sonunda her şey ortalamalara tekrar yaklaşır %29'a yakın aşağı gitme ihtimali var. Bir başka önemli enflasyon kalemi hatta en önemlisi kiralar orada da son derece olumlu veriler geldi. Zillow Index Amerika Birleşik Devletleri'nde kira değişimlerini anlık ölçen bir endeks. Burada diyor ki özellikle apartman dairelerinde hızlı bir düşüş görüyoruz. Bu son derece sevindirici. Hatta eğer buradaki rakam doğruysa deflasyonist bir ortam var. Yani dikkat edin sıfırın altına iniyor. Geçen seneki fiyat da kalmıyor. Geçen seneki fiyatın altına iniyor gibi. Yine Amerika Merkez Bankası'nın bir şubesi olan San Francisco Fed de bununla ilgili bir rapor yayınladı. Ve dedi ki bizim modelimize göre 2024 yılında kiralar deflasyonist olacaktır. Yani düşmeye devam edeceklerdir. Tabii sorun şu. Bu gelecek enflasyon raporuna bunlar ne kadar yansıyacak bilemiyoruz. Çünkü enflasyon raporları hesaplamasında Amerika Birleşik Devletleri biraz geçmiş veriye başvuruyor. Burada enteresan bir veri paylaşacağım size beraber. Benim abonesi olduğum Fundstrat bunu paylaştı. Çok hoşuma gidiyor. Petrol fiyatlarına zirve ta Haziran 2022'de gözüküyor. Petrol fiyatlarına deflasyon ise 2023'te başlıyor. Yani Fed'in raporlarında petrol fiyatı düşüşüne ancak 2023'ün Şubat'ında gelebiliyoruz. Aşağı yukarı 6 aylık gecikmeyle. Kiralarda bu daha da fazla. Neden? Çünkü Fed'in aldığı veri setleri farklı. Bu nedenle bu biraz önce bahsettiğim olumlu şeyler hemen yansımayabilir. Ama öte yandan petrol fiyatlarındaki zıplama da hemen yansımıyor. Böyle baktığımızda detay hesaplamayı yapmamakla beraber ben çoğu insanın aksine çekirdekte de tüketici fiyatları endeksinde de iyi rakamlar geleceğini düşünüyorum. Belki CPI'de %3'ün azıcık üstüne çıkarız ama çekirdekteki gerileme devam edecek gibi. Ama detay matematiğini yapmadım. Kısmetse yarın yapacağım. Peki şirketlere ne oluyor? Biz sonuçta şirketlere yatırımcıyız. Şirketlerin gelirlerinin iyiye gidiyor olması lazım. S&P 500 endeksindeki şirketlerin çok büyük bir bölümü bilançolarını açıkladılar genelde sonuçlar olumlu gibi. Bakın şu mavi çizgi şirketlerin satış rakamları nasıl gidiyor gösteriyor. Evet de 2022'ye göre bir düşüş var ama çok da şiddetli bir düşüş yok şu an açıklanan raporlarda. Neden düşüş var? Yani bunu abartmamak lazım. Çünkü unutmayın 2021'de ve 2022'de ortalıkta para fazlalığı vardı. O da bütün şirketlere olumlu yansıyordu. İşte onu bir bölümü geri vermiş şirketler. Ama bakarsanız yine de ortalama ciroların çok çok üstündeler hisse başı ciro olarak baktığımızda. İleriye doğru bakış ise şu kırmızı çizgi ise olumlu. Yani CEO'ların büyük bir bölümü ciromuz büyümeye devam edecek önümüzdeki dönem için diyor. Faaliyet karlılıklarına baktığımızda yine bir gerileme var elbette. Fakat gerileme durmuşa benziyor artık. Yani sabit kalıyor bu sevindirici. Ve yine bakacak olursak Covid öncesi dönemin bayağı üstünde. Yani bu kadar para piyasadan çekiliyor ama ona rağmen şirketler Covid döneminin üstünde kalabiliyorlar esas faaliyet karlılıklarına daha da önemlisi şu kırmızı çizgi CEO'lar diyor ki önümüzdeki günler daha da parlak olacak. Brüt karlara baktığımızda gelişme daha da enteresan. Bu ay yukarı doğru dönüş gelmiş bu son bilançolarda. Bu harika. Önümüzdeki dönemde de brüt karlılıkların bu seviyede korunabileceğini görüyor CEO'lar. Yani şirketler tarafı da bir sorun yok. Biz sonuçta şirketlere yatırım yapıyoruz. Bu tabii yine son derece olumlu. Korkulan konulardan bir tanesi maaş artışları. Biraz sonra geleceğiz. Maaşlarda hafif bir artış var. Acaba bu enflasyon tekrar coşturur mu diye. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi de piyasadaki iş gücüne olan talebi yani şu kırmızı çizgi talep mavi çizgi olan tedarikten veya arzdan daha fazla. Yani iş gücü Amerika'da tam anlamıyla çalışmaya başlamadı. Hala Covid öncesinden daha az insan iş gücüne katılıyor. Kenardaki parayı yiyorlar diye varsayıyorum ama bir yukarı doğru trend orada da var. Bu tabii ürkütücü fakat dikkat ederseniz fark biraz kapanmaya başlamış durumda. Çünkü talep tarafında ilk zayıflama belirtilerini görüyoruz. Elbette zayıflayacak. Yani buradan hemen resesyona gitmeyin. Tabii ki zayıflayacak. Faizler bu kadar yükseltilmiş. Yani Amerikan devleti ne yapmaya çalışıyor? Kemer sıkmaya çalışıyor. Bunun etkilerini görüyoruz ama hala talep arzdan fazla. Bunun bir enflasyonist etkisi olabilirden korkulabilir. Yine de aranın kapandığını görüyoruz. Peki ne oluyor çalışan maaşlarında? Aslında İkiye ayırmak gerekiyor sendikalı olanlar ve sendikasız olanlar diye. Kırmızılar sendikasızlar orada görüyorsunuz maaş artışları tamamen yavaşlamış durumda. Şu anda geçen seneye göre olan tempoda ciddi düşüş var şuradaki zirveden sonra. Sendikalı tarafına bakınca onlar yeterince yükselememişler. Sendikalar ne işe yarıyor bilmiyorum ama bu aralar Amerika'da çok grev var. Mesela otomotiv sektöründe var. Çok ciddi pazarlık yapmaya çalışıyorlar. Oradan biraz maaşları yukarı doğru çekmeye çalışıyorlar. Yani bu endişelenebilecek bir konu. Fakat baktığımızda bu sendika görüşmelerinin henüz maaşlar üzerinde bir etkisi görmemişiz. Ve sendikasızlar tarafında da yıldan yıla maaş artışlarında azalma var artık. Maaşlar azalmıyor, maaş artışları azalıyor. Bu da yine enflasyon üzerinde olumlu etkisi olan bir faktör. Bu son istihdam raporunda canımı sıkan tek bir veri vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışma saatlerinde bir azalma görüyoruz. Bakın burada Temmuz'da bir düşüş görüyoruz. Buna karşı maaşlar yükseliyor. Bu iyiye işaret değil. Öte yandan ama ve artına dair de başka bir rapor var. Biraz kafamda karıştı açıkçası hangisi neyi söylüyor. Ama burada böyle bir küçük sevimsizlik var. Bunun şu anlama geldiğini yorumluyorlar. Şirketler ellerindeki iş azalmasına rağmen eleman çıkartmaya gitmiyorlar. Çünkü eleman bulmanın ne kadar zor olduğunu gördüler Covid'de. O yüzden biraz çalışma saatlerini azaltıyorlar ama maaşı vermeye devam ediyorlar diye. Bu yine sevimli bir şey değil enflasyon açısından. Fakat çok kötü bir durum henüz yok. Sadece biz eğimleri baştan alacağız ki önümüzü görebilirim. En çok korkulan konulardan bir tanesi Amerikan hazine kağıtlarına ne olacak? Çünkü burada görüyorsunuz ciddi bir yükseliş temposu yakaladılar son birkaç ayda. %4.20'ye kadar gittiler. Sonra düşüş başladı %4.05'e doğru. Ve bugün biraz önce baktığımda da %4'ün altında 10 yıllıklarda gerilemiş durumdayız. Bu yine iyi. Neden bu faiz artışları oluyor? Malum Amerika çok borçlanıyor. Gittikçe daha fazla borçlanırken mesela Japonya'da Amerikan tahvillerini almıyor. Bu durumda tahbile olan talep azalınca tabii faizler yukarı gidiyor ama sanki bir dengelemeye geliyoruz gibi. Burada ekonomistler ikiye ayrılıyorlar. Bir kısmı diyor ki bu çok yukarı gidecek. Hakikaten eğer yukarı giderse %4.25'in üstü bir 10 yıllık faiz bizi üzer. Çünkü o zaman para oraya doğru akmaya başlıyor. Ama şimdilik eğilim tekrar aşağıya doğru kırılma var gibi gözüküyor. Çünkü galiba bono yatırımcıları enflasyon konusunda daha gerçekçi verilere sahipler. Öte yandan yine çok korkulan konulardan bir tanesi de bu terse dönmüş getire eğrisi onda hafif bir düzelme var ama da alınacak da hala yol var. İnsanlar hala enflasyon varken kısa vadede çok para kazanmaya çalışıyorlar. Uzun vade risklere girmeye çalışıyorlar. Bunu görüyoruz. Bakalım bu da bizim başımızda hala bir tehdit. Bütün bunların sonucunda Amerikan hisse senetleri nasıl davranacak derseniz aslında bir kanal içinde gidip geliyor şu anda S&P 500'e baktığımızda ve kanalın üst bandına değdi 4600'lere yakın bir yerden sonra aşağı doğru geldi. Biz bunu öngörüyorduk zaten. Yani S&P'de 4400'e hatta 4200'e kadar bir çekilme bu kanalı bozmayacaktır. Tekrar yukarı doğru gelecektir diye düşünüyorum. Burada Yardeni Research'un tahmini bunlar. Ben de Yardeni Research'e üyeyim ücretli olarak. Çok da beğeniyorum içeriklerini. Biraz pahalı. Boş siz ben siz adınıza üye oldum oraya. Ve diyor ki Yardeni burada biraz geriye doğru gidebilir. Şu yeşil çizgi 50 günlük hareketli ortalama oraya bir değebiliriz diyor. Onu kaybedersek 200 günlüğe gelebiliriz ama oradan sektiğimiz sürece yukarı hala boğadayız diyor. Ben de buna katılıyorum. Bu bir boğa kanalı hala biraz istimni kaybetmekle beraber ve tahmin ediyorum ki enflasyon verisi iyi gelirse tekrar boğa güçlenecek. Ama tahmin ediyorum tabii. Kötü gelirse enflasyon o zaman hisse senetlerinden bir süre uzak tutmakta fayda var. Bu çerçevede ben hala pozitifim, olumluyum. Boğa devam ediyor diye düşünüyorum. Şu anda yaşadıklarımız geçici bir dalgalanma ama enflasyon tabii işin temeli. Enflasyon kötü gelirse işler karışır. Enflasyona ilgili yarın tekrar bir sunumum olacak. Yine başka üye olduğum bir site Fundstrat. O diyor ki Ağustos ayının ilk 3 günü kötü geçerse sonrasının iyi geçme ihtimali %78'dir. Ben de bu veriyi seviyorum. Hakikaten de aslında bunu doğruladı geçen hafta. Cuma günü tam yükselişe başladı. O gün bir darbe yedik. Dün yükselişteydi bakalım bugün neler olduğunu göreceğiz. Ama fan diyor ki tabii Ağustos her zaman çekilmesi gereken bir ay. Özellikle enflasyon belirsizine çok da O yüzden dikkatli gideceğiz. Sonra Eylül geliyor. Eylül ayı maalesef S&P 500 endeksinin en kötü ayıdır. Burada dikkat ederseniz ortalamada hep düşüşlerle karşılaşıyoruz. Tabii her yıl bu tekrarlayacak diye bir şey yok. Ama şimdiden söyleyeyim çünkü ya inanılmaz bazı takipçilerim var hakikaten. Biliyorsunuz 31 Temmuz'da çok net bir video yaptım. 31 Temmuz'un sabahında. Yani borsalar açılmadan ki 31 Temmuz'da borsa yukarı gitti. Ve belki de satmayı düşünebilirsiniz. Çünkü Ağustos ayı kötü gitme ihtimali yüksek bir aydır. Zaten sevimsiz bir aydır. Bir de Temmuz'da bu kadar yükselip gelirken Ağustos'un burada bir darbe alması mümkündür dedim. Birileri bana tweet atıyor diyor ki neden daha önce söylemedin? Ya arkadaş bütün yükselişi yaşamışız. O günü tam zamanında söylüyorum. Neyse isteyenler şimdiden söyleyeyim. Eylül ayı genelde kötü. Ama bu çok sizi kandırmasın. Çünkü Ağustos ayının gidişatı da Eylül'ü belirleyebiliyor. Bakın dikkat ederseniz buradaki rakamlarda Ağustos ayı iyi gidince nispeten Eylül çok sert düşüyor. Belki bu sene öyle olmayacak. Belki başka verilerle karşılaşacağız. O yüzden hemen böyle gazlara gelmemekte fayda var. Günlük olarak her şeyi takip edersek yeterlidir. Günlük olarak takip etmek derken Beni iki şekilde takip edebilirsiniz. YouTube katıl üyesi olabilirsiniz. YouTube katıl üyesi olunca haftada iki kere size özel içeriklerle karşılaşıyorsunuz. Hatta daha da fazla. Mesela bu sıralar bilanço raporları geliyor. Onları detaylı değerlendiriyorum. Palantir'i bugün değerlendirdim. Unity'yi değerlendirdim. Yine bilançolardan önce öngörü ortaya koymaya çalışıyorum. Palantir'de, Tesla'da bunları yaptık. Çok da faydalı oluyor. Bu tip içeriklere kavuşabilirsiniz. Bir de bunun üzerine bizim bir WhatsApp kanalımız var. Orada canlı anlık paylaşımlar yapıyorum. Ses kayıtları, paylaşımlar, Twitter'da yapmadığım şeyler orada yapıyorum. Twitter'daki hepsini burada da yapıyorum ama buraya biraz daha ekstra da katkılarda bulunuyorum. Ona iyi olmak için de Haddini Aşk Kulübü'ne iyi olmanız lazım. Linkini yukarı ve aşağıya bırakıyorum. Haddini Aşk Kulübü'ne yatırım ve gelecek veyahut da VIP üyeliği seçerseniz bütün bu anlattığımız paketin üzerine bir de canlı WhatsApp sohbetlerine katılma şansınız da oluyor. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Umarım yararlı olmuştur. Çok özetlemem gerekirse hala bu ayım. Risklerimizin farkında bir bu ayım. Ağustos ve Eylül zaten sevimsiz aylar. Önümüzde bazı riskler de var. Ama enflasyon raporunu eğer iyi aşarsak ki şu anda beklenti bu, Yarın detay hesap geliyor. Ondan sonra yine önümüzü inşallah güzel yeşil günler bekliyor. Sevgili kalın, hoşçakalın. Sorularınızı her zaman bekliyorum. Görüşmek üzere.